tarafta farklı bir bölge. Çay molası her yerde. Türkiye kazan mis kepçe. Bu karavanda eğlence. Hayallerimizi taşıyoruz. Dağ tepeyi aşıyoruz. Denizlerden geçiyoruz. Çay molası her yerde. Hayallerimizi taşıyoruz. Dağ tepeyi aşıyoruz. Denizlerden geçiyoruz. Çay molası. Teşekkür ederiz. Evet, sonunda tarihi Sinop cezaevine geldik. Evet, bir de duracak mısın burada, kalacak mısın? Ha, duracağım, duracak mısın derken. Allah Allah. Haa, bak bunlara. Bunlar ne biliyor musun? Mahkumlarından el sanatı. Mahkumların el sanatları. Buradaki işte yatan mahkumlar para kazanma amaçlı, bir de hobi de oluyor genelde. Ha. Boncukları falan kullanarak yapıyorlar. Renkli ya, çok güzeller değil mi? Gel bakalım içeri neler varmış. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Neler varmış, neler varmış. Ay, tweet yapmışlar ya. Çok güzeller. Bak bu da çok güzel. Şahane hatta. Abi ne? Birleşik tarzı söyledim. Ya bu daha güzel sanki ama neyse. Bunları mahkumlar mı yapıyor? Evet, mahkumlar yapıyor. Her birine ayrı kotumaları verdik. Hı hı. Satılı taktığı her birine ayrı ayrı hesaplarına yatıyor. Neylerden? Efendim? Kod numaralarından. He, kod numaralarından. Abi, numarası kod numaralarından kim olduğunu biz biliyoruz. Ben cezaevi personeli olduğum için. Mesela 13 numara kim? Ahmet. Şu üründen bir tane satıldığı zaman Ahmet'in hesabına 5 lira yatıyor. Aa, çok güzel bir tutan. 200 tutur mahkumu malzemesi var burada. Her birine ayrı ayrı hesap tutuyoruz. Kayıtlarımız var. O şekilde. Ama onların yararına yapılan bir uygulama bu. Yıllardır yapılıyor. Siz burada yok ama. Hayır. Yani burada yok artık. Yok. 8-10 kilometre şehir dışında Sinop cezaevi. Oradakiler yapıyor, buraya geliyor. Evet. Okay. Uygun ve tutumlular. Teşekkür ederiz. Dönüşte bir uğrarız size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, bak burada bekliyoruz. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözde hoş ben. Ben. Hüseyin Tehlivan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bir tesadüf. Tesadüfler insanlara dostluklar kazandırır. Ben buraya geldiğimde cinayetten geldim. Nedir diye sorarsanız ben ufakken babamı öldürmüşlerdi benim. Ben intikam aldım. Kan davasından geldim ben buraya. Ama şunu söyleyeyim, ben vurmadım yani. Babamı öldüreni ben vurmadım, başkası vurdu. Başkası vurdu, beni yakaladılar. Kendini... Kaç yılında oldu amcalı? 1953 yılında oldu. Ben o zaman 53 yılında, ben işte babam vurulduğunda da zaten 10 yaşlarında falandım. O da işte yattı çıktı geldi adam. O zaman da ben işte 21 yaşındaydım. Askerlik kağıdı gelmişti bana. Askerlik kağıdını şeye koymadan bu halim. Beni yakaladılar. O vuruldu, adam vuruldu. Gelen adam, benim babam vuran vuruldu. Biliyor musun kan davası? Evet. Kan davası, evet. Evet. Kan davası. Yani iki taraf var, iki taraf. Bir taraf bir tarafı vuruyor, öbür taraf da diğer tarafa. Evet, garip. Anladın mı? Evet. İntikam. Tamam, öyle oldu, öyle oldu. Ama... Ama yapmadınız. Ben yapmadım. Yani adamı, babamı vuranı ben vurmadım. Vurmuşlar, yakaladılar beni, gel bakayım buraya. Senin babanı vuran vuruldu, sen yapmışsındır dediler bana. Dedim ki, başkası yapamaz mı? Niye? Ben yapmadım dedim. Başkası yapamaz mı? Başka düşmanı olamaz mı? Başka birisi kızamaz mı ona? Söylüyorum tabii. Hayır, gel bakayım gel. Bir türlü derdimi anlatamadım yani. Dinlemediler beni. Dediler, sen vurdun o adamı. Seni suçladı. Benim üzerime attılar. Nerede oldu bu olay? Bu olay Gerze'nin bir köyünde oldu, Yaykıl köyünde. Nerede? Yaykıl köyü, Gerze. Buranın kazası. Ha. İlçesi buranın. Sinop'un ilçesi. Sinop'un kazası. Buraya da zaten 30 kilometre falan yakın. Uzakta değil falan. Hüseyin amca, senin anlatacağın çok şey var belli ki bize yaşadıklarından dolayı. İstersen hem gezelim hem de gezerken sen bize yaşadıklarını anlat, olur mu? Tamam. Tamam. Nasıl? Nereden başlayalım?
Kalkalım mı? İlk geldiğimden başlayalım. Geldiğin yerden. Geldiğim buraya yer, nasıl geldin? Buraya geldiğimden tamam, başlayalım. Tamam, olur. Sen nasıl istersen. Burası ne? Burası idamların infaz edildiği yer. Sehpa buraya kurulur. İdama mahkum olan, tasdik olan mahkumlar burada asılırdı. 4 tane asıldı benim zamanımda. Siz de 4 kişiye müsait oldunuz? 4 kişi. Çok asıldı da ben burada değil, 4 kişi. Arkadaşınız mıydı? Hepsini de tanıyordum. Tanıyordum evet. Bir tanesi son sözünde şunu söylemiş. Demiş ki infaza gelen savcı soruyor. Evladım bir diyeceğim var mı? Var efendim diyor. Ben diyor arazi için 3 kişiyi toprağa gömdüm, vurdum diyor. Toprağa gömdüm ama ne yazık ki o toprak az sonra da beni de altına alacak diyor. Hazreti Peygamber Mevlid-i Şerif'inde der ki diyor, her ne istediyse diledin, bir avuç toprağa minnet meyledin der diyor. O bir avuç toprak için ben o 3 kişi toprağa gömdüm ama ne yazık ki o toprak az sonra da beni altına alacak. Son sözü bu. Evet. Buradan nereye geçeceğiz? Buradan karantina gideceğiz. Tamam. Karantina göreceğiz. Tamam. Ondan sonra da siz nereye isterseniz hücreye gideceğiz yukarıya. Karantinaya mı gidelim? Karantinaya giderken bir yazı vardı o beton sütun üzerinde. Girerken baktım ben. O mu? Ama şey o. Yok o değil. Öyle değil, öyle değil. Kaç sene geçti? Ben girerken bir yazı vardı. Siz girerken vardı. Girerken bir, burada da söyleyebilir miyim bunu? Tabii bu yazıyı. Söyleyin tabii ki. Biz öğrenelim. Endi çünkü bunları not alacak. Ha, tamam. Endi bunları yazacak. İlk defa gelirken ben karantinaya götürüyorlar. Gidiyorum karantinaya. Kar var yerde. Kapıdan içeriye girdim. Bir beton sütun var şöyle. Onun üzerinde bir yazı var. Hı. Yazıyı okumunca gitmedim. Hı. Yazıyı okudum. Diyor ki, arkadaş bu kapıdan içeriye girdiğinde evinde veya köyünde gözyaşlarıyla bıraktığın ihtiyar anneni, babanı, çocuklarını unutma. Kimsenin işine karışma, seni Allah kurtarsın. Başka çare yok. Aynen öyleydi. Şimdi orada başka şey, adaletten bahsediyor şimdi. Karantinada 3 gün, 5 gün, 10 gün kalırsın, onu alırlar seni oradan. Hı. Başka yere götürürler. Orada ben bir hafta kaldım, aldılar başka yere verdiler beni. Cezaevinin giriş kapısı burası, ilk kapı. Burası ilk giriş. Burası bu kapı. İlk giriş, şuradan giriyoruz cezaevine. Buraya ilk geldiğin zaman kapı altı denilen yer burasıdır. Aha. Burada arama yapılır, içeriye geçersin. Oradan yeni gelenler hep karantinaya gönderilir. Aha. Ben de öyle oldum, karantinaya gittim buradan. Gidelim mi? Gidelim, hadi. Buyurun. Burası birinci kısım. Birinci kısım. Birinci kısım. Zaten kısım kısım. İkinci kısım, üçüncü kısım öyle. Kısım kısım. Birinci kısımda ben 8 sene yattığım yer. Burada bir de siyasi ünlüler vardı. Yani burası senin için çok önemli bir yer. Ha, önemli yer evet. Siyasi ünlüler vardı. Burada da siyasi olmayan diğer ünlüler vardı. Ben o koğuştaydım işte. O zaman buralarda bütün taş tanıyorsun herhalde. Tanıyorum, tanıyorum. O duvarların, o taşların dili olsa da konuşsa. Neler var değil mi? Neler hikayeler var, tabii, saklı. Tabii. Şimdi o yattığım koğuşta kimler yatıyordu? Onları isterseniz izah edeyim size. Anlatın. Mesela öbür tarafta siyasi ünlüler yatıyordu. Burada da sivil ünlüler yatıyordu bu 8. koğuşta. Mesela? 4. koğuşta. Mesela bu da bir köşe, 2, 3, 4, 6 köşe vardır orada. Çift ranzadır şeyler, 6 köşe vardır. Şurada Avzarlı İsmail Ağa yatıyordu. Burada Çerkes Hüseyin Bey yatıyordu. Şu köşede de Adapazarı Canavarı diye isim almış Abaza Basri yatıyordu. Adapazarı Canavarı. Ha, öyle isim almış. Canavarla evet, alakası işte. Yok. Ha, öyle. Halkın koyduğu bir şey bu. O köşede, işte şurada köşede de Karamet yatıyordu.
Onun üstünde de Çerkez Mustafa yatıyordu. Kepekli canavarı denilen bir adam. Canavarla alakası yok. Çok candan bir insandı. Öyle isim almış ya. Yaptığı cinayet Kepekli Boğazı'nda, Ankara'da Gölbaşı arasında olduğu için öyle demişler şu an. Hüseyin amca, burada hep cinayetten dolayı yatanlar tabii, mı var? Tabii. Ha, cinayet işleyenler. Tabii. Şimdi en son şimdi şu anda kendim anlatacağım. Onun üstündeki köşede de hepsinden genç 24-25 yaşlarında bir delikanlı vardı. Şöyle gaytan bıyıklı, uzun boylu, yakışıklı bir delikanlı vardı. O delikanlı da girdiği tarihi var, çıkış tarihi olmayan, müebbet cezaya mahkum olan Hüseyin Pehlivan, bendeniz. Orada yatıyordum ben. Peki amca, burada yani o kadar yıl yatmışsın, yani bu kısımda 8 yıl yatmışsın. Evet. Hiç unutamadığın bir anın var mı? Var. Anlatır mısın? Hala unutamadığım anı var, hala. Anlatır mısın bize? Anlatabilirim, dinlerseniz eğer anlatayım. Eğer mahsuru yoksa senin yok, mahsuru yok çünkü hayatta değil. Hayatta değil. O zaman ben buraya geldiğimde evliydim. Evliydim. Severek almıştım. Eşimi severek almıştım. Çok güzeldi. Aşık olmuştum ona. Severek almıştım. Kaç yaşındaydın? 21 yaşındaydım. 21, tamam. 21 yaşındaydım. O zaman o 6 sene yaşadık onunla. 6 sene sonra vefat etti. Apandis ameliyatında öldü burada. Sinop Hastanesi'nde. Apandis ameliyatında öldü. O zaman hani bir sabah yıldız doğar ya, parlak bir yıldız doğar. Ve sabah olurken de kaybolur yıldız. O bana o yıldız gibiydi. Sabah yıldızı gibiydi. Hiç unuttuğum an yok yani her zaman. Buraya girdim, buralarda geziyorum. Ben hep o aklımda. Hep o aklımda. Onu çok seviyordum. Nasıl anlatayım şimdi? Çok seviyordum onu. O rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan 3 tane çocuğum vardı benim. 6 yılda 3 çocuk mu? 6 yılda 3 çocuk evet oldu. Birisini bundan bir sene evvel kaybettim. Kansere yakalandı. Oğlum, büyük oğlum kaybettim. Onun ufağı Asuba emeklisi. Şu anda emekli oldu, geldi. Onun ufağı da emekli başkomiser damadım vardı. Onunla evli. Onlar hayatta. Onların hepsini buraya topladım zaten Sinop'a. Daire aldık buradan ve bir yerde sayılırız yani. Bir yerde değil de ayrı ayrı dairelerde buraya topladım. Bütün çocuklarını kendi yuvana topladın. Topladım, sayılabilir tabii. Öyleydi. İstersen amca, Hüseyin amca, gel biraz bakalım biraz daha. Nereye? Nereye gidelim? Bakalım, sen gezdir bizi, orada anlatmaya devam et. Anlatayım. Göre göre gidelim. Tamam, göre göre gidelim. Uzun süre burada hapis yatan Şükrü Küçük, namı diğeri Sandıkçı Şükrü ismini almış bir adam. Buradan Lağım'dan firar etti. Lağım'dan kaçtı. Lağım'dan kaçtı, evet ya. Buradan zaten kaçmak. Buradan Emin Aladağ da buradan kaçtı. Çok kaçan, sürgün hepsi oldu. O uyduğum şeylere inanmıyorum ben. Ben buradayken kaçtı adam, biliyorum ben. Şimdi Sabahattin Sandıkçı Şükrü buradan kaçıyor. Ona öykü yazıyorlar. Sinop Kalesi'nden atladım denize, 3 gün 3 gecede göründü Rize. Rizeli kendisi. Bir yanımı sardı Varilcioğlu, bir yanımı sardı Müfezzekoğlu. Bir alay jandarma kaybetti yolu, eşkıya dünyada hükümdar olmaz diyor. Bu eşkıya dünyada hükümdar olmaz. Onun için. Yani söylüyor ya, onun falan değil, bu ananın bir şeyi yani. O zaman o dünyada yok zaten. Tabii. Ondan sonra onu orada bırak, yakalandı, götürdüler buraya gene. Tekrar geldi. Kaçtı ama gene geldi. Cezasını yattı, çıktı gitti ama buradan. O niye buradaydı? Rize'de ne yaptıysa suç yapmış tabii burada. Ondan falan. Ondan sonra Sabahattin Ali geldi. Konya'dan geldi buraya Sabahattin Ali. Konya cezaevinden geldi. İlk girdiği cezaevi de Manisa cezaevi. Sabahattin Ali de mi burada yattı? Evet, işte şu koğuşta yattı. Üstte koğuşta. İşte o dışarıda deli dalgalar gelir, duvarları yalar. Bu sesler beni oyalar, aldırma gönül, aldırma. Dizelerini burada... Ay sen biliyor musun amca, onu söylesene. Hanımına yazmıştır. Dışarıda deli dalgalar gelir, duvarları yalar.
Dışarıda dalgalar gelir duvarları yalar. Bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Hanımına yazmıştır bunlar dizeleri. Çok burada. Güzel söyledin. Ha. Ben şimdi yaşlandım, sesim iyiydi de şimdi olmuyor yani. Tabii, olsun, çok güzeldi tabii. Gene de. Ondan sonra Sabahattin Ali'nin diğer yine aynı bunu ek olarak şey var. Kurşun Atahta Biner. Sen biliyorsun onu. Devamını. Evet, biliyorum. Ha, sen başla onu. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim tabii. Baştan mı söyleyeyim istiyorsun? Baştan söyle, ben de şey yapayım sana. Baştan başlayayım o zaman anca. Baştan, tabii. O zaman bu şarkı da sana mı gelsin? Bana gelsin. Senin belki. İçin söyleyeyim mi? Benim için söyleyeyim. Tamam. Ama sen değişik et. Edeceğim. Tamam. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Bizi bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Eşin için bunu dinliyorsun. Sonra onu dinliyorum. Onun şeyleri de vardır evde. CD'leri de vardır. Dinlerim hep böyle. Söylesene. Ha, falan. Gün batar, kuşlar döner. Gün batar, kuşlar döner. Dönmez bu yoldan beklenen. Hiç gelmez. Ne kadar var? Hiç gelmez. Hiç gelmez. Gerçekten gelmez. Hep bunu söylerim. Hücre'de de bunu söyledim hep. O böyle... Ağlattın beni. Ben her zaman ağlıyorum. Ben her zaman ağlıyorum. Onun gibi insan az olur. Çok güzeldi. Çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. Böyle nasıl anlatayım sana ben onu? O dünyada iki tane iyi insan varsa bir tanesi kesin odur. İki tane insan. Ama güzel bak, hala ondan bahsediyorsun. Ondan bahsediyorum. Ama ne oldu biliyor musun? Ben cezaevinde namaz kılardım. Allah'ıma ya Rabbi, beni sen yarattın. Bu badirelerde sen kurtaracaksın. Bu dar yerlerden beni bir gün kurtaracaksın. Ben dayanıyorum ya Rabbi diye dua ederim. Ama bana kaybolan eşim gibi birini nasip et ya Rabbi. Ölen eşim gibi birini nasip et ya Rabbi derdim. Endi nerede? Endi'yi çağıralım mı? Endi. Evet. Hello. Hello. Kesin fotoğraf çekiyordur. Çeksin ya. Çeksin. Hadi bizi başka bir yere götür. Nereye gidelim? İşte o şey, lağımdan kaçan adamın yerini göstereyim size. Hücre mi var? Hücreler var dediler. Bak, bak burada hücre var. O hücrede de ben 47 gün yattım. 47 orayı gün. Orayı göster anlamadım. Göstereyim bana, buyur. Göstereyim size. Hadi gel. Buyurun. Buna. Gel böyle. Şey gibi oldu amca. Gardiyan gibi hissettim kendimi. Açtım kapıyı, seni tabii, getiriyorum. Burada 23 tane hücre var. Sen şimdi hücreye götürüyorsun. Suç yaptın. Buraya. Atacaksın, bir yere atacaksın ben orada. Hücreye götürüyorum. Hücreye götürüyorsun. Evet, sen beni götürüyorsun ama neyse. Ben seni götüreyim. Bizde şey de var. Endi. He. İngiliz diyorum ben bunu da. Burası mı? Burası. Siz şimdi burada neler yani şey? Burada yaptım. Buraya geldim. Buraya geldim. Evet, bu hücreye geldim. Evet.
Anlatabilir miyim? Lütfen. Buraya götürüp attılar beni. İçerisi de su doluydu. Beton, zemin ve su vardı. Gardiyan kapattığı zaman dedim ki bu su niye var burada? Musluk taşmıştı ondan dedi. Ya başka bir hücreye koy beni dedim. Suyun üstüne mi yattın? Özellikle benim için hazırlanıyor orası. Bilerek yaptım. Nasıl ha? Beni kurtaran 40 kilo yün vardı yatağımda. O beni kurtardı. 40 kilo yün vardı. Yani yatak falan vermiyor devlet zaten. Senin varsa var, yoksa yok tabii. Demirel gibi varsa var, yoksa yok. Oraya attılar beni. Su, cımbıl cımbıl su var. Yataklarım suyun içinde. Oradan aldım onları. Orada gördünüz bilmiyorum, orada tuvalet taşı var. Tuvalet taşının üstüne yığdım onları. Yataklarımı, yorganımı falan. Bir de minderim vardı. Minderi, pamuğunu çıkarttım. Çiğin altından, hani işte şurada bak. Bu burası sonradan çivilenmiş. Onun altından böyle minderle suyu dışarıya, buraya, bu tarafa doğru kaydırıyorum tabii. Sonra su gene geri geliyor. Biraz meyilli bu tarafa, geri geliyor. Uğraşa biraz suyu şey yaptım. Minderi şey ısladım, tuvaletin deliğine sıktım falan derken bunun altına doğru sıraladım onu. Artık yorgunluk tabii, yorulmuşum. Yatağa uzattım. Yatağı nasıl arıyorlar biliyor musun? Böyle çuvalı bağlarsın ya ağzını hani. Bir çuval, öyle bağlıyorlar ağzını. Döküyorlar, dolduruyorlar öyle. Yani bıçak aslında falan bir şey varsa diye. Tabii yatak. Onu çözdüm ben, duvara yasladım bunu. Orada yattım. Şuradaki hücrede de bir adam yatıyor, başka bir adam. Sabah oluyor. Sabah olurken diyor ki, söyleyin yavruya, yavru ağlasın. Yavrudan gayrısı yalan ağlasın diyor. Ben hemen kalkıyorum. Dinliyorum bir daha ne diyecek diye. Bir daha yok. Bir daha demiyor. Sadece iki cümle. İki cümle söylüyor. Ben yine yatağın üzerine doğru uzanıyorum. 10 dakika sonra da ne diyor biliyor musun? Yavrudan gayrısı yalan ağlasın diyor aynı adam. Her gün, her sabah bunu söylüyor. Bir gün dedim ki arkadaş, ne derdim var bu kadar? Sen dedim işte bu yavru kim bu? Ah dedi ya, ben ailemi öldürdüm dedi. Eşimi öldürdüm dedi, bak eşimi öldürdüm dedi. 7 yaşında bir oğlum vardı, onu bıraktım. Ankaralı kendisi, Ankaralıydı. Biz ona da Felek derdik ismine. İsmi satılmış, topal satılmış derlerdi ama biz ona Felek diye çağırırdık. Hani acı çekmiş ya, onu, o bakımdan. Onu bıraktım da geldim dedi. Sağ mı öldüm bilmiyorum dedi. İşte o dedi, beni söylettiriyor böyle. Ama bunu her sabah söylüyor bu adam. Her sabah. Şimdi orada Lağım'dan bu deniz yakın ya buraya. Pat 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 motorlar geçer. Balıkçı motorlar geçer falan. Oradan çok pis bir koku vardır. Kokuda dayanamazsın yani kokuya. Mecbursun duracaksın orada tabii. O ben şimdi bunu mendile koyardım. Oradan dinlerdim onu. Motordaki balıkçıların seslerini duyardım ben buradan. Hadi ya. Evet. Of. Sabah böyle şafakta onu erkenden giderdim balığa. Duyardım öyle. Ne konuştuklarını bilemem ama duyuyordum yani. İşte ondan sonra o işte Epiktetos'tu, Sokrat'tı, şuydu, buydu, bütün işte Montaigne denemeleri falan kitapları, Dale Carnegie'nin Dost Kazanma kitapları falan vardı. Sen bunların hepsini yani. Okudun mu? He? Okudun mu hepsini? Hepsini okudum. Burada hepsini okudun. Burada değil, koğuşta. Yani genel olarak burada, Sinop'ta yani cezaevinde onu diyorum. Burada yok yani, koğuşta. Onları okuduktan sonra kendimden utandım. Anlatabiliyor muyum? Kendimden utandım. Yani önceki hareketlerimden utandım daha doğrusu. Ufkunu genişletti sen değil mi? O kitaplar beni adam etti yani burada. Fikir sahibi yaptı, senin anlayacağın. Sinop cezaevi, sürgün vermez, kimse kaçamaz diye anılır, böyle anılır. Tam bunun tersi, sürgün de verdi, çok kişi de kaçtı buradan. Öyle mi? Şahidim ben, kaçtı tabii. Orada da anlattım zaten. Efendim, bu bölge cezaevi olduğu için ünlüdür. Ünlü mahkumlar buraya gelir, ağır cezalı mahkumlar, idamlıklar buraya gelir, buraya gönderirler. Efendim burada işte infaz olur, gösterdiğim orada asarlar orada, infaz ederler falan. Öyle, o şekilde. İşte zindanları vardır, hücreleri vardır. Hı
64 hücre bu yukarıda vardır. 23 tane de Karadağ'ın altında vardır. 7 tane de bu kapı altında vardır hücresi. Siz hesap edin. Zindanları vardır. Birkaç tane vardır. Bir tanesi kullanılır. Diğerlerinde depo yapmışlardır. Çünkü gereği yok. Hücreler var çünkü. Kalabalık hücresi var falan. 10 kardeşi buraya götürün, koyun. Ayrı ayrı yerlere koyun. 10 sene yatsınlar birbirlerini göremezler. İdare etmedikçe. Şimdi hücrede yatanlar, dedim ya demin az evvel, bir sene yatacak oradaki hücrede. Bir seneden, 15 seneden aşağısı girmiyor. O zaman kanun koyucu böyle yapmış. Yani bir sene yatacak kişiler 15 sene dahil, 15 seneden yukarı olanlar hücre cezasına tabiler. Böyle yapmış kanun koyucu. İdarenin verdiğini yiyeceksin, ekmek, su. Ben idarenin verdiği yemeği yemiyordum. Nasıl, ne yiyordun, aç mı duruyordun? Ne yiyordun? Ne yiyordun, öyle tabii. Soracaktım. Ekmek, su. Ekmekten su yiyordum. Ha. Yemiyordum çünkü. Neden? O gelir şeyin altına, kapının altından şöyle verirler. Bakır tabaklara. Bakır tabağının bakırı çıkmış zaten böyle. Toz toprak dolmuş. Yiyebilirsen ye. Yiyemezsin yani öyle. Çok zor. Bir sabah bir gardiyan geldi. İzinden geldi bir gardiyan. Büyük paltosu vardı şöyle. Kapıyı hemen gösterdi, hücrenin kapısına yanaştı. Dedi ki Hüseyin, biraz bakar mısın bana? Kapandı kapıya. Ben dedim zaten her şey yasak ya. Niye, ne yapacak ki beni? Netice geldim buraya. Şuradan şöyle yaptı. Bir teker kaşar peyniri çıkarttı buradan. Kim o? Gardiyan. Seni seviyor o gardiyan. Ha, beni sevdiğince insanlık adına işte. Beni sevdiği. Belki de seviyor. Yani. Buradan çıkarttı, bana verdi. Bunu dedi Erferikli kendisi. Bana bunu dedi Hüseyin Boyacıoğlu gönderdi. Beni tanıyor mu dedim, tanımıyor dedi. Ben de onu tanımıyorum zaten. Ben anlattım dedi. Bir delikanlı var içeride. Böyle böyle. Ölünceye kadar mahkum. Aynı zamanda işte bir şey de vermiyorlar içeriye. Parası da olsa alamıyor falan. O zaman demiş ki bunu ona ver hemen. O adam. Hüseyin Boyacıoğlu gönderdi dedi. O peynir o kadar minnete geçti ki benim için. Beni can sahibi yaptı diyebilirim yani. O kadar, mu? O kadar ne peynirmiş hem de. Eski kaşarlar yani var ya böyle. Hani küflenmiş mi kaşarlar oldu böyle. Yuvarlak tekerlek. O şekilde bir kaşardı. Epey de vardı yani. İyi, hala hayatta olduğuna sevindim Hüseyin amca. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsun. Şimdi içeri girelim, bir de şu zindana bakalım. Tamam, bakalım. Merak ediyoruz zaten. Tabii. Bakalım. Burası zindan efendim. Böyle ışıklandırına bakma, karanlıktır burası. Zaten cezaevinde her taraf karanlık, gecedir yani. Yani gecedir, gündüz güneş doğar ama benim kanaatime her taraf gecedir. Sabah olmaz cezaevinde. Sabah olmaz. Ben başka manada söylüyorum ben bunu. Çok ağır. Bunlar çok, 80 kilo bunlar. Yani neredeydi? Boynuna takıyoruz bunu senin. Allah. Eğilir misin? Böyle resim olsun. Söyleyeyim mi? Böyle resim olsun. Böyle bu şekilde. Hayır, bir saniye. Öyle bak. Durur musunuz hemen? Böyle, ben bir fotoğraf bir istiyorum. Bir tane ayağına, takılacak. Bunu hücre zinciri ama bunlar. Çekemeyeceğim. Efendim? Gözde bana bırakma böyle. 80 kilo taşıyacaksın bunu. Omuz böyle kucaklayıp çocuk gibi taşıyacağım bunu. Elde çok güzel oldu aslında. Gerçekten çok ağır. Ben 80 kilo diyorum zaten. Yani 80 kilo çok ağır ya. İşte benden fazla biliyor musun? Fazla değil mi sen? Evet, evet. Oo, ben çekebilir miyim? İşte zindanın hayatı bunlar, bu. Hüseyin abi, ben sana çok özel bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Ya, siz bize çok iyi gösterdiniz cezaevi. Evet. Sen gene buradasın. Yani senelerde yoktun. Evet. Tabii ki ama 15 sene burada evet. Oturdun. Nasıl hissediyorsun? Yani o günler alan görebilir misin? Yani ses duyabilir misin? Yoksa hissedebiliyor musun diyorsun? Hissedebiliyor musun? Tabii, tabii ki hissediyorsun. Yani ben bugün burada gezdim ama sizinle beraber ne duygular vardı ben bilemezsin onu sana. Ve de anlatamam ben onu. Onu lisanen de anlatamam yani. Ne duygular yaşadım ben burada. Ama bir şey diyeceğim. 15 yıl burada ceza doldurdum, burada veya başka yerde hiç ümidimi yitirmedim. Hiç.
ümidimi yitirmedim. Seni hayata bağlayan şey de oydu. O işte, ha, o. Beni hayata bağlayan da o. Bir tek rahmetli eşim öldüğü zaman, o zaman şeyi düşündüm. İntiharı düşündüm o zaman. Bir an için düşündüm yani ama sonra da dedim ki, ya ben onu seviyordum zaten. Çocuklarım da var. Ne yapacaksın? İnternetten ama çıkacağım, bir gün çıkacağım diyorum devamlı ve çıktım yani. Hüseyin abi her şeye rağmen yaşamak çok güzel. Çok güzel tabii. Yeniden hayat yuva kurdum yeniden. Çoluk çocuk sahibi oldum. Ocak sahibi oldum yeniden. Tabii. Memnunum. Hayatımdan da memnunum. Yaşım 81 olmuş. 80'i geçmişim tabii. Yaşımdan da memnunum. Yaşantımdan da memnunum. Süpersin o zaman. Her şeyden memnunum. Hadi gidelim buradan. Gidelim. Sıkıldım. İçim valla daraldı burada. Hadi. Bir de şuradan bir şey diyeceğim. Bu tuvalet burasıydı diyorum ya. Ora tuvaleti oradan yapma. Buradan fareler çıkardı. Karanlık ya burası görmüyorsun. Tamam, nasıl biliyor musun? Kocaman fareler çıkar buradan. Şuraya çökerdim ha bu 5 gün. Buraya saltımı sırtımı alındım bu şekilde böyle. Çıplak bir yerini bırakmayacak. Isırır hemen. Saldırıyor ya o saldırıyor. Öldüremiyor muydu? Nasıl görmüyorsunuz zaten onu. Nereden geldi? Patır kütür hep dolaşıyorlar burada. Oradan çıkıyorlar işte. Size ben anlatabildiğimi de anlattım. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya, sağ olun. Gönlünüze de teşekkür ederim. Sağ olun. Şarkıya da her şey için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Başkana çok teşekkür ederiz. Yani biz sınıfa geldik. Yani sınıfta öğrenmek istiyoruz. Çünkü ben gazeteciyim. Ya yani ben buralarda hepsi anlatmak istiyorum. Siz en uzmanısın herhalde. Her şeyi biliyorsunuz. Yani çok sağ olun. Şimdi ben öncelikle siz ve takım arkadaşlarınıza Sinop'a karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Yani iyi ki gelmişsiniz. Çünkü ben Sinop'u görmeyen insanları şanssız addediyorum. Pek duyulmamış bir kent ama bu doğal güzellikler itibariyle Sinop ilgiyi, alakayı hak eden bir kent diye düşünüyorum Sinop'u. Ve bu konuda iddialı bir şey de söylüyorum. Belediye başkanı ve Sinop'ta doğmuş büyümüş birisi olarak Sinop gelecekte yani Karadeniz'de turizmin başkenti olacak. Türkiye'nin de en önemli turizm noktalarından birisi olacak. Çünkü bizim altyapımız buna müsait. Çok iddialıyız başkanım. Evet iddialıyız. İddialısınız evet. Sinop'u bir yumruğa benzetebiliriz yani. Şehrin kuruluşu Bilek dediğimiz bölümde. Bu diğer bölüm yani denize doğru uzanmış olan o aslanbaşı gibi olan baş tamamen volkanik bir ada. Yıllar itibariyle yani binlerce, milyonlarca yıl önce denizden yükselerek yani işte biz volkanın üstüne atıyoruz. Volkanın yani. Üstünde patlamayacak değil mi? Tabii patlamayacak. Patlamayacak. Şimdi hemen oturduğumuz yerin belki 100 metre yukarısında da volkanik yani bir krater gölü vardır. 100 metre yukarısında krater gölü vardır. Hatta şu gördüğümüz beyaz tepeler buranın denizden yükseldiğini görebilirsiniz. Oraya gittiğinizde tamamen kireç taşlarıdır volkanın içerisinde. Hep orada midye kabuklarını falan görmüş olursunuz yani oraya gitmiş olsanız. Şimdi volkanik göl deyince şöyle enteresan bir yapısı vardır. Onu da ben sizle paylaşayım. O krater gölünün olduğu yerde halk arasında sülük denen alternatif tıpta kullanılan böyle ince sülükler vardır. Bunlar şimdi pek kullanılmıyor ama bizim çocukluğumuzda insanlar vücudundaki böyle işte istenmeyen pis kanları atmak için oradan o sülükleri aldırır, onu vücuda emdirir. Ondan sonra tekrar kutsal sayıldıkları için onu göle bırakırlardı. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde buranın muhakkak gün ışığına çıkartılması lazım. Sinop'ta işte bu yani yumruk bileğin olduğu yerden itibaren bu adanın, yarım adanın olduğu yer tamamen volkanik olduğu için bunun çevresi simsiyah kumlarla kaplı. Diğer tarafta sapsarı kumsalla kaplıdır. Bu siyah kumlar bir takım ağrılara iyi geldiği için özellikle yaşlı olan insanlar yazın şemsiyenin altında işte o kumlarda kum banyosu yaparak o ağrılardan kurtulduklarını
inanırlar ve bunun için de bolca Sinop'a insanlarımız gelir. Bakın şimdi şöyle çok enteresan, şuradan baktığımızda şu tam şeyin olduğu yer, yani şu işte çok dar bir yer var, 300 metre bir yer var, iki denizi birbirinden ayıran. Bakın şimdi görüyorsunuz, şuradan baktığınızda sapsarı kumsallar görüyorsunuz. Evet. Kaldı ki bu kumsalların uzunluğu yaklaşık 50 kilometre civarındadır Sinop'ta. Onun diğer tarafında, yani şu yarımadayı kucaklayan bölümde de denizin içi, sahiller olduğu gibi simsiyah kumdur. O nasıl oluyor başkanım? Şimdi burası, dünyanın başka bir yerinde var mı böyle bir şey? Bilemiyorum hani o dünyayı o anlamda siyah bilemiyorum. Kum, endi. Simsiyah kum. Bu denizin içi de simsiyah kumdur yani. Farklı bir özellik, yani Sinop'un enteresan özellikleri var da. Sinop şimdi Afrika gibi keşfedilmemiş bir il. Yani hep bunları işte zaman içerisinde insanlarımıza sunacağız. Ben Sinop'un hani gelecekte turizmin başkenti olacak derken işte bu bunları da ifade etmek istiyorum. Tabii Sinop'un sadece bu özellikleri yok. Mesela Sinop şu anda yani oturduğumuz yer en eski yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Hemen yukarıda kale vardır mesela. İnsanlar buraya yerleşmişler. Evet, dünyadaki en eski yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Milattan önce 5000 yıla uzanan bir tarihi vardır. Evet, ben tarihi soracaktım. Bir tarihi vardır. Hatta bunu bir bulgularla 8000 yılına kadar da uzandığı söylenir. Çok enteresan. Yani Sinop'ta hem doğal şey var hem de çok bol tarihi var. Ama ben yemek çok seviyorum. Yani şey, biz dün müthiş mantı yedik. Mantıya bayıldık başkanım. Çok güzeldi ya. Değil mi? Şey, başka bir balık diyerek dün akşam. Başka yemek ne var burada? Sayın Endi, Sinop'un yemek kültürünün kökeninde balık vardır. Yani temelde bizim hep yani yediklerimiz balık ve türevleridir. Balığın dışında tabii bizim de yöresel yemeklerimiz var. Biraz sonra arkadaşlarımız işte getirecekler, sizin de dün yediğiniz gibi. Mesela değişik bir mantımız vardır. Herkes beğendiğini ifade ederler. Şimdi bizim çocukluğumuzda bayramlarda annelerimizin yapmış olduğu nokul dediğimiz, ama şimdi turizmle beraber bu dükkanlarda da satılmaya başladı. İşte bunun üzümlüsü olur, şekerlisi olur, kıymalısı olur, işte sebzelisi olur falan böyle. İsmi neydi? Nokul diye. Nokul. Nokul, evet. Arkadaşlar herhalde getirmişler, biraz size ikram edeceğiz onlardan çayla beraber. Vallahi böyle, iyi olur, gelsin böyle de. Böyle şeylerimiz vardır yani. Yemeklerimiz vardır işte, nokul gibi. Bir de böyle saçta bizim yapılan şeylerimiz vardır. Saçta börekler. İşte natürel bunlar şey yani, hamuru saçta açılır. Ne bileyim, bunun işte ıspanaklı olur, bu etli olur işte. Hamurlu şeyleri seviyorlar galiba, evet, Sinoplular yani, yani balık vardır. Haricinde hamura da, evet, bayağı bir, evet. Aa, şey çocuklar, o nokul alın gelin bakayım bu tarafa. Şu kıymalı olandır, şu cevizli üzümlü olandır, bu da yoğurtlu falan herhalde, yoğurtlu. Yoğurt falan mu? Olur. İçinde yoğurt mu var? Belki. Oo. Başkanım, bu satılıyor mu bir yerlerde? Satılır. Şahane tadı, evet, var. Satılır. Siz bize çok neden verdin? Ayşe, ben bir makale yazıyorsam, bir başyazı, tek bir cümle, ya tek bir neden verebilirsem, siz, senin en önemli özellikler, yani sinema özellik... Başlık ne olsun mu diyorsunuz? Ha. En önemli... Sinop en. Evet. Valla şimdi aklıma geliyor, düşünmedim yani, zor bir soru bu soru. Sıkıştırdım. Sinop'a haksızlık yapmayalım ama şöyle bir şey olabilir. Enlerin şehri, yüzen şehir Sinop'u mutlaka görün. Büyük laf. Bu da büyük laf. Burası bakın, biz demirli bir geminin güvertesindeyiz yani. Şu anda yüzüyoruz, her tarafımız deniz. Yüzen şehri muhakkak görün yani. Aldın mı cevabı? Hey yerde zenginlik var değil mi? Evet, evet. Thank you.
Son çay molasını da burada veriyoruz Endi. Evet. Güzel bir yer değil mi? Süper. Yine yani doğanın içine aldım soktum seni. Evet. Yani şey, deniz yanındaydık. Şimdi tam doğanın içerideyiz. Bir yeşillik çok güzel. Hem de yani bir göl hem mavi hem yeşil rengi. Hem mavi hem yeşil. Ay süper. Ay baksana. Oraya da şey yapmışlar, köprü gibi bir şey. Evet, merak ediyorum ya. Belki kışta daha fazla su var. Şey, alttan ben geçiyor herhalde ha su. Burada şimdi şey, araştırdım biraz da. Burada safari yapıyorlarmış. Yani aha, işte off-road falan var, bilir misin o okay sporu? İşte jipler varmış. Mustafa Bey diye bir beyefendiyle görüştüm. Ondan sonra buraya gelecek. Bizi safariye çıkartacak. Sinop'ta son günümüz. Maalesef yani şey, Sinop'tan çıkmak istemiyorum. Ben hiçbir yerden çıkmak istemiyorum. Gidoros'tan gittik. Gitmek istemedim. Yani şey, Sinop'tan çıkmak istemiyorum. Bir de şey, öbür yerlerden. Yani şey, bütün nokta çok güzel oldu. Yani süper. Yani çok şaşırdım. Birkaç resim gördüm buraya geldikten önce. Ama şey, resim ve görüntü farklı. Tabii ki. Yani işte resim gördük ya, Sinop biraz bir adı gibi geliyor. Hmm. İki deniz var ama hı-hı, şey, resimle doğal çok fark var. Çok güzeldi. Yani tabii her şey, Şahin Tepesi'ne çıktık. Oradan baktığımız o alan bir kere zaten çok güzeldi. Hmm. Ondan sonra şey, tekne turu da çok iyiydi ya. Çok eğlendim ben. Sen eğlenmedin mi? Evet. Çok güzeldi. İsmet Bey de falan şarkı söyledik hep beraber. Ne kadar iyi insan değil mi ya? Hemen evet, teknesini bize veriyor falan. Alın kullanın diye. Güzel bir tur. Aynen öyle. Kesinlikle. Ama cezaevinden oradan biraz korktum. Ay oraya. Ya. Hiç. O zincir taktık. Ben kaçmam düşündüm yani. Cezaevi çok duygulandırdı beni ya. Çok kötü evet oldum ben orada. Düşünsene orada 15 sene yatmış. 15 sene o kapalı duvarlarda yaşıyorsun. Yani hiç o kadar akken yani düşündüğüm zaman bile beni böyle üzüyor, ürkütüyor, korkuyorum. Önce suç işleyen insanlar aslında önce orayı görseler hiç suç işlemezler. Evet. Yani bir de şey, çok enteresan bir yer çünkü şimdi müze. Hı-hı. Ama ya siz bankta oturdunuz, şarkı söylediniz şey, Hüseyin amcayla. Hüseyin ben, amca çok tatlı ben ya. Ben gezdim biraz yani işin düşündüm yani şey, ya kendim gezdim. Nasıl bir yer yani şey, 8 öyle bir noktada 8 sene oturdu değil mi? Yani ilk 8 sene yatmış. Kısımda, ilk kısımda yani şey, oralarda ya nasıl bir hafta kalabilirim düşündüm. Yani kalamazsın şey, ki. Ya bir gün kalamayabilirdim. Ya yani çok sert, çok küçük, çok yani kış, özellikle kış da çok soğuk. Bir de hala içerisi çok serin oldu değil mi? Yaz sıcak tabii bir gün ama odalar içerisi çok serin oldu. Her şey kışta buz gibi olacak. Ya şey çok kötü tabii. İnsan özgürlüğün elinden alması. Hani orada öylesin hiçbir şey yapamıyorsun. Hı hı. O zindanları gördün yani. Orada kocaman zinciri gördün. Düşünsene evet, onun sana bağlı olduğunu. Evet. Ama en güzel şey neydi biliyor musun? Hı. Amca sence? Şey dedi Hüseyin amca. Ben de burada kitap okudum dedi. Bir sürü evet, yazar ismi saydı. Dünyanın yani dünya klasiklerinden aslında örnekler verdi. İşte beni dedi bunlar burada eğitti. Bu başka bir insan oldum dedi. İşte en güzel yer orasıydı biliyor musun? Evet. Öyle bir yer kalsın, iki çözüm var. Bir tarafta benim hayat bitti. Çok negatif görünebilirsin ya da benim hayat bitmedi daha. O bir ümit tutmuş değil mi? Yani umut, şey, evet. Bir ümit tutmam lazım. Yani her noktada ya bizim hayatta sadece cezaevi için değil yani herkesin hayatı için ya bir ümit tutmam lazım, pozitif bakmam lazım. Umut etmek lazım, bırakmamak lazım kendini aha, değil mi? Onu bir de istiyorsun. Bir de kendine gelişmesi lazım yani tabii, kitap okumak, bir de hayat düşünmek yani biz
bir hafta çok fazla farklı şeyler gördük, hala gördük, hala belki çok fazla şey göreceğiz. Yani onlar bizi eğitiyor, bizim hayat değiştireceğiz. İnsan etkileniyor ya, yani etkileniyor yani. Bir sürü yani... şey görüyoruz burada. Oh, bir şey geliyor oradan. Aha, vallahi oha, de safarici geldi. Oy, ben tam harikalanıyorum. Aa, üstümüze ah, geliyor. Dur, 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 dur. Sakin, yeter. Sakin. Sakin ol ya Mustafa Bey. Merhaba, Gözde ben. Hoş bulduk. Mustafa ben. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz Sinop'a. Nasıl bir geliş o? O nasıl bir geliş? Hızlı mı geldik? Ya bence güzeldi de şimdi biraz korkabilir. Biraz ya, alışkınız böyle arazide antrenmanı da. Süper. Araç bu mu? Evet. Bunu mu gezeceğiz şimdi? Aha. Tamam. Daha büyük bir şey mi bekliyorum? Yeterli yani, değil yani. Iyi, benim boyuma göre bence iyi yani. Ne yapalım? Bizi gezdirir misiniz? Tabii ki. Başlıyoruz! Hadi! Ay net! Ay net! Korkuyor musun Engi? Merdivenleri çıkarken. Gençle. Tamam okey, kabul nasıl ediyorum senden ya, gencim ama ya yani. Ya çok güzel, nasıl yoruldun? Yani kabul ediyorum. Ay. Ya bir enerji veriyor. Aman tanrım. Ya çok güzel. Allah'ım bu nasıl bir güzellik. Wow. Resim çekmen lazım. Yalnız mükemmel, şuraya bakar mısın? Vay be. Gezde, bana dön. Çek çek. Çektim. Ben oraya gideceğim. Tamam. Geliyor musun? Ben bir tutayım. Andy, süper. Hello. Kazan. Jane. Atlayayım mı? Bir maymun getirin. Ha? Ya. Ne? Maymun. Bir maymun İstanbul'dan getirdim. Bölge, çay molası her yerde. Türkiye kazan bisküvi.